Evet arkadaşlar bu videoda da sulu çözeltilerde kuvvetli asit bazlarla ilgili örnek uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. İlk örneğimiz yine kuvvetli zayıfa geldik. HX kuvvetli bir asitmiş, HY zayıf asitmiş. Bu asitlerle oda koşullarında çözeltiler hazırlanmış pH değerleri arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle HX kuvvetli bir asit olduğuna göre suda %100 yoğunlaşarak çözülecek ve bununla 10 üzeri eksi 3 molarlık bir çözelti hazırlamışsanız, %100 iyonlaştığı için hidrojen iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 3 molar olacak. Buradan bu çözeltinin pH'ına 3'tür diyeceğiz. Bu dursun. H'y zayıf asitmiş. Demek ki suda kısmen iyonlaşarak çözünecek. İyonlar ve moleküller arasında bir denge var. Bu çözeltiyi 0,1 molarlık hazırlamışım. Hidrojen iyonları derişine 0,1 diyebilir miyim? Hayır. Çünkü kısmen iyonlaşıyor. Hatta %1 iyonlaştığını söylüyor. Yani size diyor ki 0,1 molarlık çözeltide %1'lik kısmı iyonlaşacak. Bu hesabı yaparsanız 10 üzeri eksi 3 molar olduğunu bulursunuz. Hazırladığım 0,1 molarlık çözeltide 10 üzeri eksi 3 molarlık kısmı iyonlaşıyorsa Çözeltiye verilen hidrojen iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 3 molar olur. Dolayısıyla pH değeri de 3 olur. Yani bunların pH değerleri birbirine eşitmiş. Şimdi bu soruyu çözmemin asıl sebebi şu arkadaşlar. Bazen pH'in kuvvet belirttiğini düşünebiliyoruz. Yani pH'i 1 olan bir çözel Hx varsa buna kuvvetli. pH'i 6 ise buna zayıftır gibi bir şey asla söyleyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü pH sadece çözeltide bulunan iyon derişimlerini gösterir. Örneğin HF bir zayıf asittir. Ben HF ile pH'i 1 olan bir çözelti hazırlarım. İçinde çözdüğüm madde miktarına bağlı. Ya da H2SO4 kuvvetli bir asittir ama ben bununla pH'i 6 olan bir çözelti hazırlayabilirim. Söylemek istediğim şey arkadaşlar tek başına bir çözeltinin pH'ine bakarak o asite ya da baza kuvvetli ya da zayıftır diyemezsiniz. pH sadece çözeltide bulunan hidrojen iyonları derişiminin ne kadar olduğunu verir. Bunu da unutmayınız. Birinci soruyla bağlantılı olarak ikinci sorumuza hemen geçelim o zaman. Burada A, B, C, D, E, F seçeneklerinde bazı asitler var. Bunların kuvvetini karşılaştırabilir misin? Karşılaştırırsan kim kuvvetli diyor. Bir kere kuvvet karşılaştırırken asitli kuvveti ya da bazı kuvveti fark etmez. Birincisi, e, iyonlaşma sabiti bizim için yeterlidir. K, ya da KB değeri. İyonlaşma sabiti arttıkça kuvvet artar. Tek başına bu bilgi yeterli. Mesela A'da. Hx'in Ka değeri 10 üzeri eksi 8. Hy'nin Ka değeri 10 üzeri eksi 4'müş. Hy'nin Ka değeri daha büyük olduğuna göre iyonlaşma yüzdesi fazladır. Yani burada Hy Hx'den kuvvetlidir derim. Kıyaslama yapabildim. Tek başına iyonlaşma sabitleri yeterli. İkincisi, iyonlaşma yüzdesi arttıkça kuvvetin arttığını söylemiştik. Hemen B'ye bakarsanız size direkt iyonlaşma yüzdesini veriyor. Diyor ki AX'in iyonlaşma yüzdesi AŞ'ninkinden fazla. Evet bir kıyaslama yaparım. İyonlaşma yüzdesi fazla olan AX'in AŞ'den daha kuvvetli olduğunu söylerim. Yani KA, KB ya da iyonlaşma yüzdesi direkt e, işime yarayan bilgiler. C'ye baktım. 25 derecede. Şimdi AX'de bir çözelti hazırlıyor. A artı artı x eksi. Bir de aşağı ile bir çözelti hazırlıyor. H artı artı y eksi dedim. 0 1 molarlık çözeltiler hazırlıyor. Her ikisinden de. Ve ne demiş? Bakın HX'in pH değeri 1. pH değeri 1 ise hidrojen iyonları derişimi 0 1 molardır. HY'nin pH değeri 2 ise hidrojen iyonları derişimi 0 0 1 molardır. E bir iyonlaşma yüzdesi görme şansım var şu an. HX %100 iyonlaşmış. Aşiye ise %10 iyonlaşmış. İyonlaşma e, yüzdesini görebildiğime göre kuvvet karşılaştırabiliyorum. Ve diyorum ki Ax evet kuvvet karşılaştırabilirim. İyonlaşma yüzdesi fazla olan Ax Hx, aşiyeden daha kuvvetlidir. D'ye baktım arkadaşlar. D'de diyor ki 1 molarlık çözeltilerinde hidrojen iyonları derişimi arasındaki ilişki. Şimdi ikisinden de eşit derişimde hazırlamışsam. AXX'de hidrojen iyonları derişimi daha fazlaysa bu AXX'in iyonlaşma yüzdesinin yine fazla olduğunu gösterir. O zaman burada da iyonlaşma yüzdesi gördüğüm için yine kuvvet karşılaştırabiliyorum. AXX AXY'den kuvvetlidir diyorum. Gelelim E'ye. Şimdi o da koşullarında iki çözelti var. Birinin pH'i 1, birinin pH'i 3. Güzel. Ama kaç molarlık hazırladığımda 1 ve 3? Bir iyonlaşma yüzdesini göremiyorsunuz. Dolayısıyla de bir kuvvet karşılaştırması yapamazsınız. Çözelti derişimlerini de vermeli. Aynı C'de olduğu gibi çözeltileri verirse yoğunlaşma yüzdesini görürsünüz. E'de kıyaslayamadım. Tek başına pH yetmedi. F'ye baktım. Oda koşullarında çözelti hazırlamışım. HX'in hidrojen derişimi fazlaymış. Güzel. İyonlaşma yüzdesi görebiliyor musunuz? Hayır. Ben bu çözeltileri kaçar molar hazırladım da HX'de daha fazla. Belki HX'i 10 molarlık hazırladım, asiyeyi 1 molarlık hazırladım, bilmiyoruz ki. F'de de iyonlaşma yüzdesini bilemediğiniz için yine kuvvet karşılaştırması yapamazsınız. Yani kuvvet karşılaştırabilmeniz için asit ya da baz fark etmez, ya iyonlaşma sabitinin değerini bileceksiniz (Ka, Kb) ya da bir şekilde iyonlaşma yüzdesini görmek durumundasınız. Ee, bu işlem soruları konu anlatım videosunda da vardı ama yine burada bir tekrar etmiş olalım. Der ki HX asidi oda koşullarında hazırlanan 0,1 molarlık çözeltisinde %0,1 iyonlaşıyor. Demek ki elimizde bir zayıf asit var. Zayıf asit olduğuna göre çözeltide bulunan moleküller ve iyonlarımız arasında bir denge var. Şöyle çözünme denklemini yazayım. Hop hop. X eksi. Pekala. Sorumuza geldik. Der ki ben bu asitle 0,1 molarlık çözelti hazırlıyorum. Arkadaşlar bu bir zayıf asit olduğuna göre hidrojen iyonları derişimi 0 1e eşit olamaz. E, kısmen iyonlaşacak. Hatta bulalım ki pH değeri de 1 olamaz ama sayısal verilerle de yapalım. Diyor ki size 0,1 molarlık çözeltide %0,1 iyonlaşıyor. O zaman 0,1'in %0,1'ini alırsanız 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık kısmının iyonlaştığını görürüz. 0,1 moların 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 moları iyonlaşırsa 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar hidrojen ve 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar X iyonu verilir çözeltiye. Bu durumda çözeltide bulunan hidrojen iyonları derişiminiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olduğu için çözeltinin pH değeri 4 olur. Bu yanlıştır. Eğer kuvvetli olsaydı 1 olurdu. İkinci de OH iyonları derişimi. Daha önceki videolarda vardı. Oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltilerde H ve OH iyonları derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. E hidrojen iyonları derişimimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olduğuna göre OH iyonları derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 molardır. İşlemi yaparsanız bulursunuz. Dolayısıyla ikinci ifademiz ya da yargımız doğru oldu. Gelelim asitlik sabitinin ya da iyonlaşma sabitinin değerini hesaplamaya. İyonlaşma sabitinin değeri çözeltide bulunan iyon derişimleri çarpımı bölü moleküllerin derişimidir. Yerlerine koyalım. İyon derişimlerimiz hidrojen 1 10 üzeri eksi 4 molar. X 1 10 üzeri eksi 4 molar. Moleküllerin derişimi ise 0 1 eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Şimdi evet buradan bir işlem yaparız ama 0 birden 10 üzeri eksi 4'ü çıkarmamız bizim sonucumuzda öyle çok değiştirmez. O yüzden bu da çok küçük bir değer olduğu için bunu ihmal ederiz. Sonuçta çok hassas işlemler yapmıyoruz ve bunun sonucu olarak da kA değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 buluruz. Bakalım, evet böyle vermiş. Demek ki iyonlaşma sabitinin değeri 10 üzeri eksi 7. Sorumuzun yanıtı da 2 ve 3 olmuş. Dördüncü örneğimiz. HX asidi ile oda koşullarında hazırlanan 0,1 molarlık sulu çözeltide hidrojen iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 3 molar olduğu verilmiş. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Yazalım. Şimdi arkadaşlar biz hxle tek yönlü okla gösteriyorum. Sonra biz onu çift yönlü oka getiririz eğer zayıfsa. İyonlaşma denklemi şu. Biz 0,1 molarlık bir çözelti hazırlamışsak ve bu çözeltide hidrojen iyonları derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olmuşsa demek ki bu asit %100 iyonlaşmamış. %100 iyonlaşmış olsaydı hidrojen iyonları derişimini 0,1 molar bulmalıydık. O zaman elimizdeki asit kısmen iyonlaşarak çözündüğü için bir zayıf asittir. Hop hemen şuraya denge işaretimi koyayım. Ve hidrojen iyonları derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olduğuna göre de bu asitin 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlı kısmı iyonlaşmış demektir. Hatta x iyonları derişimimizde 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak onu da yazalım. İkinciye geldik. pH değeri 3 müdür? Evet. Hidrojen iyonları derişiminiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olduğuna göre çözeltinin pH değeri 3'tür. İkinci yargımız doğru. Çözeltinin içerdiği OH eksi iyonları derişimi. Çözeltinin içerdiği OH eksi iyonları derişimi hayır. 10 üzeri eksi 13 molar olmayacak. Çünkü bunların çarpımı 1 10 üzeri eksi 14 ise benim hidrojen iyonları derişimim 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarsa hidroksit iyonları derişiminin 1 çarpı 10 üzeri eksi 11 molar olması gerekirdi. Üçüncü yargımız yanlış. Asitlik sabitinin değerini hemen bulalım. Asitlik sabitinin bağıntısı iyon derişimleri çarpımı bölü moleküllerin derişimi. Yerlerine koyacağız. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ay birbirine karışmasınlar şuradan. Neyse e, 0 1 eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Az önce yaptığımız gibi e, moleküllerin iyonlaşan kısmı çok küçük bir değer. Benim işlemimi çok da fazla etkilemeyecek onu ihmal ediyoruz. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 6 bölü 0 1 dediğinizde 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 buluyoruz ka değerini. Evet, bu da doğrudur. Yanıtımız 1, 2 ve 4 olur arkadaşlar. Evet, geldik bu videodaki son örneğimize, e, zayıf asit bazlarla ilgili son uygulamamıza. HX zayıf asitiyle ile oda koşullarında hazırlanan bir çözelti var. pH değerini biliyorum, Ka'sını biliyorum ve burada çözelti derişimini, iyonlaşma yüzdesini ve pH değerini soruyor aslında. HX zayıf bir asit olduğuna göre suda kısmen iyonlaşarak çözündü. Denklemimiz şu: Neler biliyorum? Çözeltinin pH değeri 4 ise hidrojen iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 4 molar olduğunu biliyorum. Çözeltide bulunan hidrojen iyonları derişimimiz 10 üzeri eksi 4 molar. Ama bu bir zayıf asit olduğuna göre çözeltinin derişimine 10 üzeri eksi 4 molar diyemem. Bilmiyorum. A molar dedim. Bunu bulacağız zaten. Ve bir de asitlik denge sabitinin ya da iyonlaşma sabitinin değerinin 2 çarpı 10 üzeri 8 olduğunu biliyorum ki bu hidrojen iyonları derişimi ile x iyonları derişiminin çarpımı bölü çözeltide bulunan moleküllerin derişimi. Hesaplarımıza gelelim. Şimdi bana aşık çözeltisinin derişimi derken a değerini soruyor. Bir kere biz a molarlık bir çözelti hazırladık. Bu çözeltide hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 4 molarsa demek ki 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık kısmı iyonlaşmış demektir. Çözeltiye verilen x iyonları derişimi de yine 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar demektir. Gelin bunları bağıntıda yerine koyalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşit olacak. 1 çarpı ay şunu, 10 üzeri eksi 4 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü a eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'e. Bu iyonlaşan kısım işlemimi çok da değiştirmediği için ihmal ettiğim kısımdı. Dolayısıyla buradan arkadaşlar a değerini hesaplarsanız 0,5 molar bulursunuz. Bu demektir ki çözeltinin başlangıç derişimi 0,5 molarmış. Biz 0,5 molarlık bir çözelti hazırlamışız ve bunun 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık kısmı iyonlaşmış demektir. Bir doğru. İyonlaşma yüzdesini nasıl bulacağım? Şimdi hazırladığımız 0,5 molarlık asitin 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık kısmı iyonlaşıyor. E 0,5'te 1 10 üzeri eksi 4 molar iyonlaşıyorsa yüzde kaç iyonlaşır derseniz 100 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0,5'ten bu değeri arkadaşlar 0,02 bulursunuz. Yani yüzde 0,02 iyonlaşmıştır. Doğrudur çözeltinin pOH değeri. E şimdi çözeltinin en başta zaten pH değerini 4 verdi. Tüm sulu çözeltilerde pH ve pOH toplamı oda koşullarında 14'e eşittir. pH'ımız 4 ise bu durumda pOH'ı 10 olur. Yani bu soruda 1, 2 ve 3 tüm yargılarımız doğru olur. Bu da son örneğimizde arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.